Sevgili gençler, size bu videoda yeni stoikiyometrik sorular ve çözümlerinin 6. sorusunu anlatacağım. Soru 6, A şıkkı. 250 mililitre 1.6 gram bölü mililitre yoğunluktaki %50'lik kalsiyum hidroksit çözeltisiyle 250 mililitre 1.7 gram bölü mililitre yoğunluktaki %50'lik fosforik asit çözeltilerini karıştırdığımızda elde edilecek kalsiyum fosfatın miktarı ne kadardır? Bu reaksiyon aşağıdaki görüldüğü gibi gerçekleşmektedir. B şıkkında ise daha önceden yaptığımız bu deneyin sonucunda 250 gram olarak elde ettiğimiz kalsiyum fosfatın veriminin ne kadar olduğunu hesaplayınız. Çözüm 6A. Öncelikle reaksiyona giren kalsiyum hidroksit ile fosforik asit ve ürün olarak elde ettiğimiz kalsiyum fosfatın mol kütlelerini bulmamız gerekir. Kalsiyum hidroksitin mol kütlesi 74 gram, fosforik asitin mol kütlesi 98 gram, kalsiyum fosfatın mol kütlesi 310 gram hesaplanmıştır. Daha sonra yoğunluğu 1.6 gram bölü mililitre olan %50'lik kalsiyum hidroksit çözeltisinin 250 mililitresinin kütlesini hesaplamalıyız. Bunun için yoğunluk eşittir kütle bölü hacim formülünü düzenleyerek kütle eşittir hacim çarpı yoğunluk formülünde elimizdeki değerleri yerine koyarız. Yoğunluğu 1.6 gram bölü mililitre olan %50'lik kalsiyum hidroksitin 250 mililitrelik çözeltisinin kütlesini 400 gram olarak buluruz. Bu 400 gram kalsiyum hidroksit çözeltisi içindeki kalsiyum hidroksitin kütlesini bulmak için kütlece yüzdesi bilinen kalsiyum hidroksit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram kalsiyum hidroksit çözeltisi içinde 50 gram kalsiyum hidroksit var ise 400 gram kalsiyum hidroksit çözeltisi içinde kaç gram kalsiyum hidroksit vardır? İçler dışlar çarpımıyla hesaplama yaptığımızda sonuçta 200 gram olarak buluruz. Yoğunluğu 1.7 gram bölü mililitre olan %50'lik fosforik asit çözeltisinin 250 mililitresinin kütlesini bulmak için yine aynı formülü kullanırız. Buradan fosforik asit çözeltisinin kütlesini 425 gram olarak buluruz. 425 gram fosforik asit çözeltisi içindeki fosforik asitin kütlece miktarını bulmak için kütlece yüzdesi bilinen fosforik asit çözeltisi üzerinden orantı kurarız. 100 gram fosforik asit çözeltisi içinde 50 gram fosforik asit var ise 425 gram fosforik asit çözeltisi içinde kaç gram fosforik asit vardır? İçler dışlar çarpımı yaparak hesaplama yaptığımızda sonuçta 212.5 gram olarak fosforik asitin miktarını buluruz. Reaksiyonda kullanacağımız 200 gram kalsiyum hidroksitin mol miktarını hesaplamak için mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünden kalsiyum hidroksitin mol miktarını 2.70 olarak buluruz. 250 mililitre fosforik asit çözeltisi içindeki 212,5 gram fosforik asitin mol miktarını da aynı formülden hesapladığımızda 2.17 mol olarak buluruz. Kalsiyum hidroksit ile fosforik asitten kalsiyum fosfatın elde edileceği bu reaksiyona göre 2.70 mol kalsiyum hidroksit ve 2.17 mol fosforik asitin hangisinin sınırlayıcı bileşen olduğunu da bulmamız gerekir. Bunun için elimizdeki kalsiyum hidroksit ve fosforik asitin mol miktarlarını reaksiyondaki mol oranları ile karşılaştırmamız gerekir. Kalsiyum fosfatın sentezlendiği bu reaksiyonda görüldüğü gibi kalsiyum hidroksit ile fosforik asitin mol oranı 3'e 2'dir yani 1.5'tür. Deneyde kullanılacak olan kalsiyum hidroksit ile fosforik asitin mol oranları ise 2.70'e 2.17'dir yani 1.24'tür. Bu iki mol oranını karşılaştırdığımızda deneyde kullanılacak kalsiyum hidroksitin mol miktarının fosforik asitin mol miktarından daha az olduğu görülür. Çünkü 1.5 1.24'ten daha büyüktür. Elimizdeki kalsiyum hidroksitin mol oranının beklenenden az olduğundan bu reaksiyon için sınırlayıcı bileşen kalsiyum hidroksittir. Kalsiyum hidroksitin sınırlayıcı bileşen olması nedeniyle elde edilecek kalsiyum fosfat miktarını bulmamız için kalsiyum hidroksitin mol oranı üzerinden hesaplama yapılmalıdır. 3 mol kalsiyum hidroksitten 1 mol kalsiyum fosfat elde ediliyorsa 2.70 mol kalsiyum hidroksitten kaç mol kalsiyum fosfat elde edilir? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bunun 0.90 mol kalsiyum fosfat olduğunu görmekteyiz. Kalsiyum fosfatın bu mol miktarını kütleye çevirmemiz gerekir. Bunun için
Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi formülünü düzenleyip değerleri yerine koyduğumuzda deneyimizin sonunda teorik olarak 279 gram kalsiyum fosfat elde edileceğini düşünürüz. Daha önce aynı miktarlardan yola çıkarak sentezlediğimiz kalsiyum fosfatın miktarını 200 gram olarak bulmuştuk. Elde ettiğimiz miktar üzerinden verimini hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanırız. Deneysel sonucu teorik sonuca bölerek 100 ile çarparsak sonuçta deneyimizin verimini %89 olarak buluruz. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.